Sayın rektörlerim, kıymetli bilim insanları, basınımızın saygın temsilcileri, muhterem ağabeylerim, hanımefendi ve beyefendiler. Hafta sonunun bu böyle erken bir saatinde teşrif ettiğiniz için teşekkür ederiz. İkinci bir üniversiteyle yine bir ilki başlatmanın hamdiyle konuşmama başlıyorum. Böylesine bilimsel bir toplantıyı ve evrensel bir konuyu Üsküdar Üniversitesi'nin şahsında Sayın Rektörümüzün ev sahipliğine de teşekkür ediyorum. Buradaki kayıtlar her türlü mülahazanın çok üstünde bir sonuçtur. Rabbime şükür ki şu an itibariyle İslamofobiya ve lemaat ekseninde bir müzakere hem tebliğler bazında hem kamuoyunda oluşturduğu ilgi açısından hem de gerek diğer üniversitelerde afişlerimiz açısından Diyanet'in bu konudaki özel duyarlılığından ve müftülüklerin bu konudaki duyurusundan dolayı da ayrıca müteşekkiriz. Lemaat ekseninde İslamofobiya sempozyumuna hoş geldin derken bu İslamofobiyanın tezahürleri ve sistemli bir şekilde üretilen yeni korku ve tepki senaryoları evrensel ölçekte gündem olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla biz bu konunun çok başındayız. Bugün de bu tamamen bilimsel bir zeminde konuşulacağı için ayrıca bir coşku ve heyecan yerine aklın öne çıktığı bir medrese-i efkar haliyle kendini hissettirecektir. Ötekileştirici olan bu hareketler İslam korkusunun sebepleri üzerinde hem batıdan hem doğudan yeniden bakmayı zorunlu kılmaktadır. Tarihi arka planı İslam'ın doğuşuna kadar uzanan İslamofobiya, Endülüs İslam Devleti ile birlikte Batı'nın gündemine de zorunlu olarak girmiştir. Batı bu süreçte Haçlı ile birlikte korku duvarını örerken birlikte düşünmeyi ve merak edip öğrenmeyi devrem dışı bırakan bir tutum sergilemiştir ve bu kibir hala devam etmektedir. Siyasi, sosyal, kültürel, eğitim ve istihdam alanlarında İslam'ı ve Müslüman'ı dışlayan çalışma alanları ise maalesef çoğalmıştır. Özellikle 11 Eylül'le birlikte ateşi fitillenen İslamofobiya hareketleri, Batı uygarlığının İslam karşısındaki yeni sınavı olmuştur. İslam'ı ve beraberinde Müslümanları görmezlikten gelmek ve yok saymak mümkün mü? Ve bu ne zamana kadar sürecek? Bu durum dünya barışına hangi katkı yapacaktır? Sanırım Batı'nın stratejistleri bundan sonra bu sorunun cevabını arayacaklardır. Dünyanın bir aile iletişime açık olduğu bir çağda medeniyetler çatışmasını arzulamak hangi derde devadır? Kamuoyunu kirleten yanlı yayınlar ve yükselen ırkçılık ve fanatik saldırılar karşısında elbette Müslümanların ve sağduyu sahibi batılı düşünürlerin söyleyecekleri olmalıdır. İşte bu bağlamda ortak yaklaşım arayanlar insanlığın ilim, insaf ve özgürlük parametrelerini yeniden inşa edeceklerdir. Bu ortak arayıştaki ilim, insaf ve özgürlük parametreleri tabii yeniden inşa edilecekse elbette Lemaat ve Risale-i Nur da buna bir merkez olacaktır. Tehlike çanları korku senaryolarıyla kitlesel nefrete dönüştüğü takdirde artık dünyayı tehdit eden unsurların ayıklanması güçleşmektedir. Bunun önlemenin yolu ise insanlığın yeni yüzyıldaki yol haritasını beraber belirlemekten geçiyor. Dolayısıyla Batı bu tutumundan vazgeçip beraber düşünmeyi sağlaması lazım. Bizim de onları anlamamız lazım. Bu arada müzakere kapılarını aralamış, İslam'ın güzellikleri ve hakikatleriyle tanışmaya ve anlamaya doğru Batı'da uyanan yeni bir algının oluştuğunu da görmekteyiz. Sempozyumun bu pozitif açılıma katkı yapacağını düşünüyoruz. Değerli ilim adamlarının enine boyuna irdeleceği bu konular elbette bizim için bir ilkten önce belki bir giriş kapısını aralamaktır. Dolayısıyla bugün bir ilk olması itibariyle, lemaat itibariyle önemli ama mükemmeliyet için uzun bir yolculuğa ihtiyacımız var. Said Nursi'nin 1919'da yazdığı lemaat eserini çekirdekler çiçekleri olarak ifade eder. Doğrusu bu çekirdeklerin çiçekleri derken çekirdek olarak da hakikat çekirdeklerini malum daha önce yazmış. Vahşetini kusan dünyanın
Birinci, ikinci dünya savaşları ile birlikte ölüm tarlaları hayatı yok ederken dünyada ve özellikle Batı vahşetinde, Bediüzzaman ise zeka tarlalarına doğru İslam'ın ve İslam'a layık doğruluğun çekirdeklerini ekmiştir. Bugün ben kışta geldim, sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz derken ektiği çekirdeklerin bugün çiçek olarak bütün dünyada kabul gördüğünü biz müşahede etmekteyiz. Hem Rumeli bostanında, hem Asya'da, hem Avrupa'da medfun olan medeniyetin dirilişi nazara verir. Dolayısıyla Batı karşısında herhalde çiçek takdim etmek önemli bir estetik olsa gerek. Onların korkusunu yenmemiz için belki bu çekirdeklerden ve bu çekirdeklerin çiçeklerinden bol bol onlara takdim etmemiz gerekiyor. Yeni dönem çiçek devri. Bol bol çiçek takdim etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bir korku yenmenin yolu onlara çiçekle tebessümdür ve şefkattır. Ben acele ettiğim kışta geldim derken ektiği nur tohumlarını ve çekirdeği ifade eder. Bu çekirdeklerin çiçekleri ise baharda açar. Zaten sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz müjdesini de bugün doyasıya yaşıyoruz. Korkuyu ve ön yargıları kıracak olan en güçlü silah ise bir tebessümdür. Tebessümün zihni inşasında ise sevgiyi aşan boyut bir şefkattır. Lemaat, iki hilal arasında doğmuş bir edep yıldızıdır ve İslami fobiaya ilaç olarak Batı'ya sunulacak çok önemli bir argümandır. Yalnız bunun farkı, bu aynı zamanda imani bir divan, bir mesnevi olduğu halde hayalata ve mizansız hissiyata girmemiştir. Tamamen bir muhakeme ve mantık silsilesi vardır. Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde ile kalbimize bir kabir açar kendisine. Mekanlardan azade bir ruh ile. Eddai aynı zamanda hem bir şiir, hem bir davet, hem üstad bir davetçidir, hem duadır, hem de çağa bir sesleniştir. Dolayısıyla bu lemaatin münhasıran belki ileride bir konu bağlamında değil, müstakilen bir sempozyum konusu olması da gerekecektir. 1899'da Van'da ifade ettiği Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu ispat etme iddiası bilahare eğitim felsefesi olarak medrese düzeyine dönüşmüş, fünunu cedide bize lazım dediğinde ise 21. yüzyılın ilk yıllarında menba olarak ulemayı ve mecra olarak da medreseleri görmüştür. Bugün de bilim insanlarıyla bir üniversite ortamında 100 yıl sonra biz bunu tahakkuk ettiriyoruz. Dolayısıyla bu tarihi bir kayıttır, bu önemli bir kayıttır ve insan vicdanında ve internet ortamında ve Batı gündemine girmesi gereken önemli bir konudur. Acaba yerli ve yabancı İslam korkusunun temelinde İslam'ın kendisi mi yoksa Müslümanların hareketleri mi var? Dolayısıyla bu konuda da Risale-i Nur'un bu soruya verdiği cevabı irdelemekte fayda var. Bu problemi nasıl, hangi perspektiflerle ve ilkeli beraberliklerle aşacağız? Dünyanın bu yeni gündemi en güzel biçimde en çok bizim ev ödevimiz olarak önümüzde duruyor. Risale-i Nur ev ödevimiz konusunda sağlıklı veriler ve bilgiler vermektedir. İşte Risale Akademi olarak da biz Risale-i Nur'un akademik zeminlerde müzakeresine katkı yapmayı amaçlamaktayız. Elbette aklın öne çıkacağı ortamlarda heyecanın ve kalabalığın ve kitlesel düşünmenin imkanı olamayacaktır. Bu bilahare olacak şeyler. Günümüzün özgürlük, girişimcilik ve inovasyon kavramlarına tekabül eden fikri hürriyet, teşebbüsü şahsi ve icat görüşlerini tam 114 yıl önce yeni medeniyet inşası için bizimle paylaşan Bediüzzaman'ın bu fikirleri 100 yıl sonra da olsa üniversitelerde özellikle bu cumhuriyetin yeni dönemde mahkez bulması bizim açımızdan sevindiricidir. Netice olarak eski hal muhal derken tecrübe ve bilginin de teknoloji gibi yenilenmesi kaçınılmazdır. Risale Akademi olarak bu yeni dönemde akla ve kalbe açık bütün menfezlerini medeni bir dünyayı inşa edecek İslam medeniyetiyle taşlandırmayı hedeflemektedir. Bu akademik yürüyüş elbette oldukça yenidir. Yolun başındadır ve kendisi adına bir iddia içermemektedir. Bunu özellikle arz etmek istiyorum. Risale Akademi yürüyüş olarak oldukça yenidir, yolun başındadır ve kendisi adına bir iddia içermemektedir. Davası adına ise bugüne kadar muktesebatı olan bütün değerlere, bütün emeklere ve gayretlere ve muktesebatlara şükran borçludur ve birer öğrenci olmaya adaydır. Bu adaylığını da inşallah zaman içerisinde tamamlayacaktır. Dolayısıyla biz bu tür organizasyonlarda Risale Akademi olarak çok
toplumsal reflekslere göre, çok böyle siyasi etkinliklere göre veya bizim hoşumuza giden dekorlara göre değil de muhakemeyi öne çıkaracak, fikri öne çıkaracak ve gittikçe kendi mecrasında derinleştirecek yeni arayışlara, yeni kabiliyetlere, yeni insanlara yönelmeyi tercih ediyoruz.